Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesajı yayımladı. Erdoğan, deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatını inşallah Ekim-Kasım aylarında peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız dedi. Bayramların millet olarak birlik beraberliği ezeli ve ebedi kardeşleri hatırlatan önemli günler olduğunu ifade eden Erdoğan, özellikle kurban ibadetinin paylaşma dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zaman olduğuna vurgu yaptı. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Seçim döneminde de bu hassasiyetleri koruduklarını belirten Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşları sık sık ziyaret ederek depremzedelerin hem acılarını paylaştıklarını hem de sahada yürütülen çalışmaları takip ettiğini belirtti. Deprem bölgesinde inşa ve ihya faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Erdoğan, deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatında yapacaklarını sözlerine ekledi. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibariyle peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.